Bu videonun konusu internet televizyonu nasıl bitirdi? İşin güzel tarafı bu videoyu siz hazırladınız. Çünkü Instagram üzerinden sorular sordum. Sizler de bana cevaplarınızı attınız. Buradan bakacağım. Evet, elimde bir Huawei var. Hem de P40 Pro. Bu yeni modeli umutluyum. Çok umutluyum. Hem kamerası çok güzel. Çok güzel çekim yapacağım. Bu video Huawei sponsorluğunda efendim. Artık iş kullanımları için bu telefonu kullanacağım. Çünkü yatayda dikeyde harika video çekiyor. Onu geçiyorum. Aynı zamanda da birazdan göstereceğim özelliği hayatımı kurtarıyor. Ama ona gelmeden önce Instagram'dan sizin yazdıklarınız var önümde. O yazdıklarınızla birlikte bakacağız. Siz internetin televizyonu bitirdiğini nasıl öngörmüşsünüz? Ve daha neler olabilir? Benim ilk söyleyeceğim şeyler şunlar. Mesela habercilik bitti. Artık insanlar televizyon kanalının vereceği akşam haberlerini beklemiyor. Hatta gün içerisinde Twitter'dan çeşitli sosyal medya ortamlarından o kadar hızlı haberler yayılıyor ki tarafsız şekilde bazen aşırı detaylarıyla bir tık çizgiyi de aşarak. Lakin habercilik bitti. Artık insanlar televizyon kanallarını beklemiyor onun için. İki, magazin bitti. Şimdi ben fosilim ama benim gençliğimde efendim. Sizden hatırlayanlar var mı? Aşağıya bir yazsın. Magazin programları vardı. Kim kimden olmuş, o ne olmuş, bu ne olmuş? İnanılmaz böyle merak uyandırırlardı. Hatta işte 5 dakikalık görüntüyü 55 dakika önden gösterip suratları falan buzlayıp bir merak yarar. O kalmadı çünkü herhangi bir şeyin olmasıyla haberinin çıkması arasında 2 saniye var. Bazı insanlar kendini ifşa ediyor. Bir başka biten konuysa diziler. Artık insanlar televizyondan çok fazla reklamları da bekleyerek dizi izlemiyor. Zaten bu yüzden reklam pastasının büyük kısmı da internete kaydı. Oysa internet o kadar fazla çeşitli hizmeti getirdi ki artık insanlar televizyonla yetinmiyor. Peki sizin içeriğini hazırladığınız Instagram üzerinden bu videoda neler konuşacağız? Gelin bir görelim. Geldiniz. Her şeyden önce belgeseller. Bayılıyorum. Ama belgeseller çok yeni bir boyut kazandı. Eskiden belgesel dediğimiz şey işte biraz daha bir şeyin tarihiydi sadece. Şimdi internetle birlikte çeşitli YouTube kanalları var. İsimlerini vermeyeyim şimdilik. Bunlar için ayrı bir video hazırlarız. Yeni nesil belgeselcilik yapıyorlar. Yani halkın sorunlarını gidip bir otogarda da çekebiliyorlar. Herhangi bir insanın hayatını da artık size getirebiliyor. Belgeselcilik YouTube'da 20 dakikaya kadar indi. 10 dakikada çok ilginç bilgilere ulaşabiliyorsun. Çok farklı yerleri gezip görebiliyorlar. Ben gençliğimde Barış Manço'nun dünya gezmesine bayılırdım. Şimdi birçok YouTube kanalı o kadar ilginç yerlere gidiyorlar ki değerli kardeşim rotası seyyah. Dünyanın en gidilmeyen, en görülmeyen yerlerine gidiyor. Bu yine sizden gelen önerilerde bir numarada olan bir konu. Ben de gezmeye başlayacağım. Bu korona süreci herhalde bir bu yıl içerisinde sonlanacak umuyorum ki. Ondan sonra gezmeye başlayacağım ve size çok güzel videolar hazırlayacağım. Zaten çok güzel bir kameram da var. Bu telefonun en sevdiğim özelliği o. Artık dışarı çıktığım zaman kolayca çektiğim videoları tık diye bilgisayarıma atıp bunu niye anlatıyorum? Size bir göstereyim mi? Yani madem sponsor Huawei, size bir dakikada bu özelliği göstereceğim ki bayılacaksınız. Şimdi size telefonun ne özelliğini bayıldığımı göstereceğim. Telefonu buraya koyuyorsunuz ya da yaklaştırıyorsunuz. O da yeterli. Aynı Wi-Fi hatta da olsa yeterli. Yaklaştırıp koysanız da aynı şeyi yapıyor. PC Manager'ı açıyorum buradan. Ve sonrasında aşağıda My Phone denilen bir bölüm var. My Phone'da Connect'e bastığınız zaman ki Bluetooth'un açık olması lazım. Hemen Bluetooth'u kontrol ediyoruz. Bluetooth açık. Buraya koyuyorum. Ve telefon bağlanmak istiyor. İzin ver diyorsunuz. Hem buradan izin verip hem de buradan izin verdiğiniz zaman işin mucize ve ilginç tarafı başlıyor. Dikkat edin. Şöyle. Telefonun ekranı artık buraya geliyor. Ve bunu isterseniz tam ekran yapabiliyorsunuz. Tam ekran böyle yukarıya tam oturuyor. Şimdi eş zamanlı ne kadar birlikte çalıştığını göstereceğim. Yani milisaniye falan herhalde gecikme var. O kadar hızlı. Benim istediğim şey mesela diyelim ki sizin gönderdiğiniz Instagram yorumlarını görmekse işte burada sizin bana gönderdiğiniz bütün Instagram yorumlarını videoda şunu konuşalım, bunu konuşalım ki birazdan zaten telefondan okuyacağım size. Hepsini görebiliyoruz. Ve aşağı doğru kaydırdıkça hepsi geliyor. Bu kadar mı? Değil. Ben size hemen şunu göstereyim. Bu da çok hoşuma gitti. Daha sonra size daha detaylı inceleme çekeceğim. Çünkü telefon
Baya baya böyle beni kullan, benimle çalış diye yaşıyor. Diyelim ki burada bilgisayardan kullanmaya devam etmek istiyorsunuz. Ve bilgisayardan bu dosyaları şeye doğru alabiliyorsunuz. Cihazınıza doğru alabiliyorsunuz. Bakın şöyle yana geçebiliyorsunuz. Ve sürükleyip de masa üstüne bıraktığınızda ki burada bir PowerPoint bile olabilirdi. Bu bir video da olabilirdi. Hiç sorun değil. PowerPoint'in veya sunumunuzun içine de alıyor. Direkt fotoğrafı masa üstüne alıyor. Son bir şey daha göstereceğim. Ondan sonra ileride hazırlayacağım size videoya saklayacağım geri kalanını. İki taraflı gittiğini tekrar göstereyim size. Dilerseniz dediğim gibi hani buradan da aynı şeyi yapabiliyorsunuz. Bastınız. Devamını buradan yaptım. Ve diyelim ki içinizden birisiyle sohbet etmek istedim. Buraya gelip de yanıtlaya girdiğim zaman artık klavyeyi kullanabiliyorum buradan. Bakın mesela işte diyelim ki merhaba. Ve Instagram'ın bütün sohbet kısmı için aynen bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Buradan paylaş dediğinizde direkt yanıt gidip altına yazılıyor. Evet, gördüğünüz gibi iş biraz daha kolaylaşacak ve gezmeye başlıyoruz. Umarım sizin de bulunduğunuz il ve ülkeye gelirim. Orada bana rehberlik edersiniz efendim. Sizlerden gelen bir diğer hatırlatmaysa konu başlığı olarak kalitenin artmasıydı. Eskiden televizyon tek tip yayın veriyordu ve işte 3-5 reyting ölçümü yapan sisteme bağlıydı bu. Reyting ölçümünü yapan o ABC ne gruplarıysa artık kimdi bunlar hiç bilmiyorum. Türkiye'nin zevkini belirliyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi bir şeyin izlenip beğenilmediği, hiç böyle başkalarına gerek kalmadan anında puanlamalar, sosyal medya yorumları, IMDb vesaire tak 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 ortaya çıkıyor. Ve 3 bölümde yayınlanmadan, 4. bölümü görmeden ortadan kalkan dizi de var. Ve çeşit çok. Yani YouTube, işte Netflix, BluTV, BinFoTV bilmem ne bunlar o kadar fazla çeşit getiriyor ki. Cep telefonunuz yanınızdayken hemen çeviriyorsunuz, o diziyi izliyorsunuz. Ki insanların her yerde video izleme olayı başladı ama çeviriyorsunuz, hemen izliyorsunuz ve tüketiyorsunuz. Beğenmediniz mi? 2-3 bölüm sonra atıp yenisine geçiyorsunuz. Bulk içerik denilen topluca video yükleme, topluca dizi yükleme başladı. Artık her hafta yeni bir bölümü beklemiyorsunuz. Özgürlük, zaman yönetimi. Çok güzel yazmışsınız bunu. Sizin istediğiniz saatte, istediğiniz anda yayını izleme özgürlüğü. O kadar güzel bir şey ki televizyon öyle değildi. Bu saatte başında olacaksın. Eskiden tekrarı da yoktu. Şimdi tekrarını kakalayıp başına bir daha tekrarını koyup sonsuz kere tekrarını izletiyorlar. Ve televizyonun bu zaman çalması, bütün dizi mesela 40 dakika olacak. İnternet dizileri 40 dakika, bayılıyorum. 40 dakika olacak. Öncesinde bir yarım saat tekrar, sonrasında arasına reklamlar bolca serpiştiriyor. Senin 2 saatini, 3 saatini götürüyor. İnternetten bir yayını izlediğin zaman istediğin yerinde kalıp istediğin yerinde ileri alabiliyorsun. Bana yorum bölümünde yazılan en güzel şeylerden birisi. Hocam bazen vakit olmuyor. İşte 1.25 ile 1.5 ile izliyoruz. Hakkınızı helal edin. Helal hoş olsun. Bazı kişilerin konuşması o kadar yavaş ki gerçekten hızlandırmak çok işe yarıyor. Yine sizden gelen bir özellik. Çok değerli Murat kardeşim yanılmıyorsam teşekkür ediyorum. Hiç televizyonda olma ihtimali olmayan içerikleri görebiliyoruz. Örnek işte PUBG oyununu veya işte çeşitli bilgisayar oyunlarının yorumları gibi ya da oynanışı gibi. Televizyon bunları sunmuyordu. Rating yok bunlarda diye sunmuyordu. Veya çok merak ediyorsan kadınlar futbol dünya turnuvasını izleyebiliyorsun. Basketbol izleyebiliyorsun. Basketbol yine vardı da çok ilginç sporlar var. İşte ben şeyi çok severdim. Dünyanın en güçlü adamı yarışması. O ilginç ilginç şeyler yapıyorlar. Bunu bazı ara kanallar veriyordu ama yani büyük kanallar vermiyordu reytingi düşük diye. İşte bunları izleyebiliyorsun. Yani daha önce aslında televizyonun sana hiç sunduğu çerçeve şuysa, internetin sunduğu çerçeve ekrana sığmıyor şu an kollarımı açtığımda. Bu yüzden de televizyon ölmek zorunda. Ben şuna bile inanıyorum, cihaz olarak da ölmek zorunda. Eskiden televizyonun büyümesi çok büyük modaydı. Şimdi bakıyorsun tabletlerde, işte telefonda izliyor o kişi. Çünkü bu telefonun burada durmasıyla, gözümün dibinde durmasıyla kazandığım ekran ölçüsü duvarda durduğumdaki ekran ölçüsüyle aşağı yukarı aynı. Sen ha şu da var. İnternette satılan aparatlar gördüm. Telefona takıyorsun, ekranı büyütüyor. Ya da akıllı ekran paylaşımı yine işte bilgisayarına atıyorsun bir şekilde. Televizyona gönderiyorsun. Gel kontrol sen de şunu televizyon kumandası olarak kullanabiliyorsun. Ben çok kısa zamanda televizyonun tamamen yok olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni bir teknoloji gördüm. Hangi firma çıkardı hatırlamıyorum. Göz sineması. Göze takıyorsun. Bu arttırılmış gerçeklik başlıkları veya virtual reality VR başlıkları gibi değil. Takıyorsun, kulak da Dolby Surround Sound sistem. Evinde sinema izliyorsun. Ve kimseyi rahatsız etmiyorsun. Yani sonuna kadar da açsan bir tek senin kulak zarın patlıyor.
ve abartılmış haberler. Aynı tekrar haberler. Onlardan kurtulduk. Televizyon haberciliği o kadar basitti ki. Domates kanser yapıyor mu? Pazara çıktık, sorduk 500 kişiye. Bu o kadar gereksiz bir habercilikti ki. Şimdi bakıyorsun gerçekten insanlar istediği doğru ve özet haberi alabiliyor. Bu da tabii ki televizyon kanallarının ekmeğini azaltıyor. Çünkü ana amiral gemilerinden bir tanesi çeşitli algıları da denetleyebildikleri bu haberlerde. Şimdi iş öyle yürümüyor. Garip garip reality show'lar. Bunlar YouTube üzerinde çok fazla satmıyor. Gündüz kuşağında televizyon bütün işte 3 saati 4 saati doldurabilmek için ilginç ilginç programlar yayınlıyor. Onunla evlensin, bu bunu kaçırsın, bu bilmem ne olsun. Türk toplumunun çok ilginç kesitlerini görüyorduk. YouTube işte bu gündüz bir şeyler yapayım'e yeni bir boyut kattı. Sosyal medyanın diğer tarafları yeni bir boyut kattı. Şurası da önemli. Televizyon eğitim vermek gibi bir amacı hiç yoktu. İnternetle birlikte, internet yayıncılığıyla birlikte bu başladı. Artık eğitim alabiliyorsun. Yani diyelim ki evdeki boruyu nasıl tamir edeceğini bilmiyorsun. Hop oradan conta monta izliyorsun, öğreniyorsun. Araban yolda kaldı, bir şey öğrenebiliyorsun. Televizyon hiç böyle bir dur ben de insanlara bir bilgi katayım. 3-5 tane yarışma programı vardı. Şöyle bir düşünün, yazarsınız aşağıya. 4 taneden fazla yarışma programı gelmeyecek muhtemelen aklınıza. Yarışma programlarını yazın, çok merak ettim. Sıkıntı buradaydı. Televizyon insanlara diğer tarafa bir şey vermek derdinde değildi. Reklamları izlesinler, bir şeyler alayım yeterliydi. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Bunu magazin işini yapan iki kişiyle tanıştıktan sonra, eskiden yapıyorlar, şu anda devam ediyorlar ama bayağı eskiden güçlülermiş. İsimlerini vermeyeceğim. Eskiden diyorlar, onlar anlatıyor. Eskiden diyorlar biz çok güçlüydük. Yani bir işte haber yayınlansın yayınlanmasın falanca kişinin itibarı falan bizim elimizden geçiyordu. Bu kadar güçlüydük. Ne oldu? Ama şimdi böyle bir şey yok. Yani bir tane magazin dergisinin ya da bir tane televole bilmem ne paparazzi kanalının gücünde değil, elinde değil bu işler. Sizden gelen bir başka konu. Bu da galiba Figen isimli bir arkadaş yazmış. Tam ismi yanlış hatırlıyorsam özür dilerim. Kendi starını yaratıyor internet. Eskiden ünlü olmak için, tanınır olmak için, yeni tabirle fenomen olmak için muhtaçtım bir yönetmene, işte ne bileyim TRT'de, Star'da, televizyonda bir tanınan birinin aracılık yapmasına ve kaç kişiye muhtaçtın? Yani bir menajerin olacak, gidecek kanala seni tanıştıracak, yayın yönetmeni beğenecek, işte kameraman düzgün çekecek falan filan, yayınlanacak, senin olduğun sahne kesilmeyecek. Ben televizyon programına birkaç defa çıktım. İlk çıktığım programda o kadar fazla bana makas atıldı ki söylediklerimi ben yoktum orada. Yani arada bir merhaba deyip gidiyordum. Dolayısıyla internet bugün hani baktığınız ünlü isimlere bakarsanız beğenin ya da beğenmeyin. İşte çeşitli fenomenlere. Makyaj yapanı da işte challenge man'in çekeni de kendi kendine geldi. Kendi kendine izleyicisiyle direkt buluşuyor. Ve kendi izleyici kitlenle buluşuyorsun. En güzel tarafı o. Bugün 13 milyon, 14 milyon abonesi olan bir Enes Batur var. Ürettiği içeriği izle izleme meselesi değil bu. Yani ben izlemiyorum ama izleyeni var ve o kitleye ulaşabiliyor. O kitle onu izleyebiliyor. Dezavantajları da var tabii ki televizyonun gitmesinin. Eskiden televizyonun bulunduğu odada bir araya gelmek diye bir şey vardı. Şimdi televizyon arkada fon, herkes tablette, telefonda fıtı fıtı fıtı. Bu da dezavantajı. Sosyalleşmeyi tamamen kesti. Ama tersine burada hemen kurtarabileceğimiz bir tarafı var. Cihaz tabanlı olduğu için o cihazın hani sen burada işte orada televizyon yerine burada dizi izliyorsun. Dizi izlerken yukarıdan şey geliyor işte WhatsApp bildirimi, Instagram bildirimi, Haluk Tatar'ın videosu yayınlandı. Fıt ona geçebiliyorsun. Televizyonda şimdi bir kişi izliyor. Elde bir kumanda var. Genelde babanın elinde. Ölüyorsun. Öbür kanalda bir şey var. Baba onunla uyuyor. Kumandayı aldığın anda niye aldın diye uyanıyor. Mayın tarlası gibi. Bu da aslında inanılmaz bir özgürlük kattı. Herkesin bireysel kendi zamanları olmaya başladı akşam. Bir başka konu, bunu eskiler hatırlamış herhalde. Diyor ki hocam eskiden Kral TV'yi bekliyorduk. İşte müzik MTV'yi bekliyorduk. Yani müzik kanallarının size sıradaki parçayı sunmasını efendim, lütfetmesini bekliyorduk. İnternet öyle ya da böyle, ister bunu YouTube deyin, Spotify deyin, ne derseniz deyin, artık nereden dinliyorsunuz bilmiyorum müziği. Size istediğiniz müziği defalarca dinleme imkanını sunuyor. Bunu televizyonun son bir çırpınışını hatırlıyorum. Tabii para da kazanıyorlardı o telefonlardan, mesajlardan. Hadi sıradaki parçayı siz seçin. Bir sonra gelecek iki parça koyuyordu, siz SMS atıyordunuz, yine bir para gidiyordu cebinizde. Ama iki taneden birini seçiyordunuz. Televizyon son bir çırpındı ama
Şöyle anlatayım size, hiç hatırlamıyorsunuz muhtemelen. Ben 40 yaşında olduğum için hatırlayabiliyorum bunu. Kral TV bu ülkede kimin şarkıcı olarak patlayacağını ya da albümünün çıkıp çıkmayacağını seçiyordu. 2-3 tane müzik radyosu vardı, onlar belirliyordu piyasayı. Un kapanından hadi şans eseri geçtin, albüm yap. O zaman albüm diye bir şey vardı. Şimdi tek şarkı yetiyor çok şükür. Televizyon seni yayınlamazsa, veto ederse bitiyordun sanatçı olarak. Radyosunda ve televizyonda yayınlamadın mı senin hiçbir şansın yoktu. Bugün bir şarkı 300 milyon, 500 milyon izlenebiliyor ve anında istediğin kitleye ulaşabiliyorsun. Ha, televizyonun hiç mi güzel tarafı yoktu? Şu vardı. Belki evet çeşitli şeyleri fazla denetliyorlardı ama internetin de hızlı ve kirli bilgiyi çabuk yayma huyu var. Denetimi yok. Yani televizyonun bir parça bir kanunları, kuralları vardı. Her ne kadar bunun yasaklanmaması gerekiyorsa da komple. İnternette çok fazla kişiye her türlü bilgiyi anında ulaştırabiliyor. Birisi bir şey yazıyor, o gerçeğe dönüşüyor. Bütün bu söylediklerim hepsi 15 dakikada olabilir. Sonra herkes o konuda anında panikleyip anında bir yerlere varabiliyor bir fikre. Bu da tabii ki işin yani kurunun yanında yaşta yanar tarzı. Yani bir avantajı var ama yanında da bir şeyler geliyor maalesef. Çocukların izlememesi gereken görüntüler gelebiliyor. Çocuklara yanlış şeyler izletebiliyor ama artık nasıl ki radyo kralken, radyo arkası yarınları halen izliyorum. TRT'ye teşekkür ederim ki onları arşivlemişler. Dinliyorum, özür dilerim, izliyorum demeyeyim. Nasıl ki radyonun krallığı bittiyse televizyonda krallığının sonuna geldik. Geçmiş olsun. Ne zaman geldik onu da söyleyeyim size. Şu son 3-4 yılda geldik. Özellikle bu korona döneminde gördük ki insanlar internete yüklendi. Mayıs ayında ilk kez ülkedeki sosyal medya video yayıncılığının izlenmesi televizyonu geçti. Reklam bütçesi de artık bu tarafa kaydı. Kral öldü, yaşasın yeni kral deniyor bu durumda. Umarım interneti doğru kullanırız. Çünkü televizyonun güzel tarafı sadece belki şuydu. En azından kapattınız mı sizi bırakıyordu. Bu Meret öyle değil. Bu siz kapatsanız bile ekrana bir bildirim geliyor ve ha dur bakayım ne varmış diye geri dönüyorsun. Televizyon yerine gelen yeni kralı doğru kullanmanız umuduyla bitirmeden sizden bir video daha çalacağım. Bunu Murat Soner yapmış, çok canım çekti. Ondan çalacağım bu formatı. Aşağı yorum bölümüne lütfen yazın. İzlediğiniz en iyi 3 dizi, yerli ama en iyi 3 dizi. Bunu Süper Baba'ya, bizimkilere kadar gidebilirsiniz. Perihan abla, böyle artık işin en gerisini düşünüyorum neler vardı. En iyi 3'ü sıralayın. O 3'e göre bir liste oluşturacağım. Murat Soner çok güzel yapmış, ondan özendim. Bakalım sizin en iyi 3'ünüz neymiş? Ben Eyüp Tatar. Videoyu beğenmeyi ve beni izlemeyi unutmayın.